Sevgili yay burçları, ay burcu yay ve yükselen burcu yay olan dostlarım. Hepinize güzel bir bakım diliyorum. 21-27 Aralık dönemi siz değerli yay burçlarını neler bekliyor tek tek yorumlamaya çalışacağım inşallah. Enam suresinin 125. ayeti saadet ve şekavet ehli hakkında şöyle buyurmaktadır. Femen yurudullahü en yedi eyhü yeşrah sadrehu lil ıslahimi men yurid en yudullahi yecal sadrehu dayiken haracan. Manası şudur arkadaşlar. Allah her kimi doğru yola götürmek isterse göğsünü İslam'a açık tutarak nurlandırır. Bir kimseyi de sapık kılmak isterse onun göğsünü darlaştırır, bir hale getirir buyurmaktadır. Buradaki beşeri kuvvet cismani yükümlülük kuvvetidir. Rahmani yükümlülük ise içinde saadet ve şekafet bulundurmaktadır. Beşerin gücü yani beşer demekle de insanı söylemek istiyorum. Bunun nedenini asla kavrayamaz ve insan için her türlü başarı Allah Teala'dadır diye buyuruluyor arkadaşlar. Uyarı ve tembihler de var. Hak Teala yani ya Halik sıfatıyla yaratıcı yükümlülüğü tamamlamak için bize her türlü surette, her türlü işarette gözükebilmektedir, tecelli edebilmektedir. Evrenin işaretlerini okuyalım manası da taşımaktadır sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir bakalım bu hafta neler var neler yok. Tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Şimdi arkadaşlar hayallerimizin gerçekleşmesi için güzel bir hafta. Hadi durmayın. Hayallerde sınır tanımayın. Neptünden alacağınız açıyla sevgili gönlü yüce yay burçları, neşeli yay burçları hayallerde sınır tanımayın ve gerçekten zaman aralığı olarak da bakın şimdi bir planlama yapsanız hayalinizi gerçekleştirmek üzere yola çıksanız Nisan Ağustos döneminde büyük bir hayalinizin gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Afirmasyonlar yapabilirsiniz yani olumlamalar. Dua ve zikirlere yer verebilirsiniz ama benim naçizane düşüncem tamam zikir çok harika bizi çok güzel bir görüngeye taşıyor ama olumlamaları da sık sık tekrar ettiğinizde üçer defa, altışar defa, yedişer defa olumlamaları söylediğinizde bilinçaltı artık onu gerçekleştirdi diyor. Merkürle Neptünün, Merkürle Venüsün, Neptünle Mars'ın uyumlu olduğu dönemlerde yani siz bilemezsiniz her dakikada hani saate bakar gibi gökyüzüne bakamıyorsunuz maalesef. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Ben bile astrolog olmama rağmen her dakika gökyüzüne bakamıyorum. O yüzden uyumlu saat mutlaka gelecektir. Afirmasyonları dediğim gibi yani pozitif af afirmasyonlar yani bilinçaltı kodlamalarını sık yaparsanız hayallerinize kavuşacaksınız. Dediğim gibi Nisan Ağustos dönemi. Bir hayaliniz gerçekleşmek üzere. Onun için bu dönemden artık bilinçaltını kodlamaya deneyin. Yeni bir aşk, gençlik anlamında yeni bir e, direnç, gençleşme, romantizm, bir ilham alma, bir motivasyon gerçekleşecek. Daha önceki tecrübelerden ders alarak ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Şans, fırsat, heyecan ve bir konuda ilk adım atma durumları söz konusu olacak. Güzel haberler geliyor bu hafta. Ruhsal konularla ilgilenme, meditasyon yapma, araştırmalar yapmak ve bir konuda bilgi sahibi olmak için uygun bir hafta. Bu aralar rüyalar çok güçlüdür, sezgiler çok güçlüdür. Rüyalarınız yol göstericidir ve de bu aralar fal, fal baktırabilir. Ee, i̇şte e, senelik yorumlar için yıldızname açtırabilirsiniz. Senelik yorumlar için astrolojik yorumlar yaptırabilirsiniz. Bunlar sizin hayallerinizle başa çıkmak, bunları keyifli olarak kabul etmek ve aktivasyonunuzun gelişmesi için çok gereklidir arkadaşlar. Boğazım çok kuruyor arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz boğazım kuru olduğu için ha su içiyorum sürekli. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel bir dönemdesiniz. Evlilik teklifi alabilir bazı yay burcu bekar hanımları. Evlenme teklif edebilir beyleri. Evlilikte tüm sorunların gittiği eğer sorunlu bir evlilik yaşıyorsanız, onların bile düzeldiği bir hafta. Vallahi bilmiyorum çok güzel bir haftadan söz ediyoruz. İnançlarımız, felsefi değerlerimiz, yurt içi, yurt dışı geziler için çok ideal zamanlardan geçiyoruz. Gelecek için e, olumlu hedefler koyacaksınız. Merkür ile e, Jüpiter'in arasındaki oluşan açıdan e, dolayı Yeni bir işe başlamak, yeni bir eğitime başlamak için iyi bir dönem. Uzun zamandır aklınızı meşgul eden bir konuyla ilgili iyi haberler alacağınızı, uzakta bulunan birine kavuşacağınızı, ilişkilerde tutku ve ihtirasın ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Özel hayatınızdaki bazı tıkanık olayların dikkat çekici olduğunu, bu tıkanıklıkların senin güçlü bir motivasyonunla, güçlü olumlamalarınla gideceğini söyleyebilirim. Yüzleşmeler olacak. Acılarla yüzleşeceksin. Acıları ayaklarının altına alıyorsun. Yemin ederim. <laughs> Gerçekten böyle bazı fırsatlar gelmiş diyorsun ki en kötü de geride kaldı. Kötü haberler, kararsızlıklar, şanssızlıklar gidiyor yani evrensel oluşumda güzel sembollerle karşılaşmanız, evrenden güzel mesajlar almanız çok olası ve de yoğun ve sizi derinden etkileyen duygu deneyimleri de yaşayacaksınız. Bence çok güzel bir haftadan geçiyorsunuz. Haydi değerlendirin derim sevgili yay burçları. Özel hayatınızdaki bir takıntılı durum var. Özellikle parayla ilgili ve maddi kaynaklarla ilgili. Bu sorunu da çok güzel şekilde çözeceğinizi, özel hayatınızla ilgili de kodlamaların iyi ve güzel olacağını, sizi iyi bir noktaya getireceğini söyleyebilirim. İlişkilerde sıcaklık Venüs'ten alacağınız etkide. Venüs sevgi gezegeni ve gerçekten pek çok dönem 28 Ocak'a kadar sizi çok destekleyecek, dışa dönük sosyal olacaksınız ve ilişkilerde huzuru yakalayacaksınız. Varsa bir sorunlu ilişki çözüm var, çözümü kendinizde bulacaksınız. Güzel ama yavaş gelişen bir maddi durum var. Yani yavaş yavaş maddi durum düzelmeye başlamış. 17 gün içerisinde bir kazanç vereceksiniz. Verimli bir dönem olacak. Emek vereceksiniz. Bir mola, bir bekleyiş süresi olacak bir süre. Yani neye mola vereceksiniz? Sevgiyi bulmak için, parayı bulmak için biraz sabır edeceksiniz. 17 gün içerisinde çözülmeler başlayacak sevgili dostlarım. Aynı zamanda pes etmemeyi öğreneceksiniz. Mücadele devam ederse hedefe ulaşmak için, kariyer elde etmek için güzel dönemlerden geçeceklerinizi söyleyebilirim arkadaşlar. İlişkilerde huzursuzluk gitmiş, birbirini gözleme, birbirini ne bileyim ben hani açığını yakalama gibi baskı unsurlar ortadan kalkmış ve de birbirinize kısıtlamalar koyma, birbirinize kırıcı davranma gibi engellerinde kalktığını söyleyebilirim. Çıkış yolları tükendiği bir konuda sabrettiğin için artık umutlar gerçekleşmeye başlayacak. Umutların yerini artık geride kalacak umut ettiğiniz günler. Şimdi gerçeğe dönüştüğünü, hayallerin gerçeğe dönüştüğüne tanık olacaksınız ne zamana kadar? 28 Ocağı kadar büyük bir hayal gerçek oluyor. Yardıma muhtaç birilerine yardım ettiğiniz için evrensel sistem de sen, sana yardım ediyor. Ve kaprisli bir insan varsa yola geliyor. İlişkilerde çıkmaz varsa, kavga varsa mücadele etmek bitiyor artık istek ve arzular karşılıklı birbirini ağırlamalar devam ediyor. Bence böyle aşk tadında birbirini ağırladığın güzel bir hafta olacak sevgili yay burcu. Ya mucip zikrini veriyorum. 55'tir tekrar sayısı. Ya mucip size diyor ki Rabbimiz dua et icabet edeyim Mucip icabet etmek kökünden gelir. Yani dualarınız duyuldu icabet etti Rabbimiz el attı gerisini sen zamana bırak diyor gerçekten de siz de sabretmeyi bilirsiniz yüce gönüllüsünüz ateş grubunun o imsar ve e, bazı kere de çilekeş ve diyelim çilekeş neden içine atar bazen yay burcu e, birilerine fırsat verir yüce gönüllüdür güzel yüreğinizden öpüyorum Yo yoğun ve derin duygularla sizi seviyorum. Beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.